kardeşlerimize selam olsun. İnşallah hep bahar olsun. Ama kış gelince de, kış da gelir tabii. Sonbahar da gelir. Hayat, gönül, eğer öyleyse bu böyledir zaten. Bahar olunca yeryüzü ölümünden sonra tekrar dirilir. Allah rahmetini indirir ve diriltir buyurdu. İnşallah böyle hep dirileceğiz. Diri olunca aşk olur, muhabbet olur, Allah'a yakınlık olur, teslimiyet olur. Tabii ki herkesin çabasına, gayretine göre olur. Allah'a yakınlık olur, muhabbet olur. Bütün çabamızı, gayretimizi inşallah sarf etmeye çalışacağız. Biliriz zaten, böyle Allah'ın ipine beraber sarılacağız. Ayrı gayri görmeyeceğiz. Hepimizin bir derdi vardır. Derdimiz Allah iledir. Derdimiz Allah'tır. Allah'ın rızasıdır. Onun muradının üzerimizde gerçekleşmesidir. Derdi Allah olanlar kendine başka dert aramaz. Ama derdi Allah olmayanlar kendine başka dertler ararlar. Yani gece gündüz feryat ediyoruz. Ama yine de insan neden öyle yapıyor? Hala bunu anlamış değilim yalnız. Bu yakışmayan bir şeydir. Bakıyorsun kendine başka dertler buluyor. Şu derdim var, bu derdim var. Hiçbir şey olmasa. Falancalar niye böyle yapıyor? Hiç, en azından hiçbir şey olmasa siyaset böyle yapıyor. Bunlar böyle yanlış yapıyor. Şunlar şu doğru yapıyor. Sanki memleketi o idare ediyor. Sen önce kendi gönül alemini idare et. Vücut ülkeni bir idare et. Şeytan orayı işgal etmiş senin gönlünü. Neredesin sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun böyle? Niye kendinden bu kadar uzaklaşıyorsun? Niye kendini unutuyorsun? Niye Rabbini unutuyorsun böyle? Ondan sonra küçücük bir şeyi alır, önüne koyar. Şu niye şöyle oldu? Şu niye şöyle söyledi? Bu niye böyle yaptı? Bu niye böyle düşündü? Bu niye böyle hareket etti? Bu benimle uğraştı, şu benimle uğraştı. Nereye gidiyoruz? Onun için kendimize gelmemiz lazım. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Hikmetle, ferasetle bakmamız lazım. Allah'ın muradını anlamaya çalışmamız lazım. Mümin ferasetle bakandır. Önünü, arkasını, yanını görendir. Allah'ın muradını görüp anlayandır. Ona göre karşılık, Rabbine karşılık verendir. Konuşurken Rabbinin huzurunda konuşuyorsun, ona karşılık veriyorsun. Onun yaptığına, muamelesine, ikramına, imtihanına karşılık verirsen Allah ile konuşuyorsun. Yani ne zamana kadar böyle insanları görüp, varlığı görüp konuşacağız, kendimizi, nefsimizi görüp konuşacağız? Ne zaman Allah ile konuşacağız? Ne zaman bizim bu hatabımız o olacak? Ne zaman onun tecellisine şahadet eder? Onun ef'aline şahadet edeceğiz? Esmasına şahadet edeceğiz? Ne zaman huzura çıkıp konuşmaya layık hale geleceğiz? Burada konuşmaya tenezzül etmesek, ona şahit olmaya, şahadet etmeye, görmeye tenezzül etmesek bizi huzura kabul eder mi? Tenezzül etmiyorsun, istemiyorsun yani sen. Sen başka bir şey istiyorsun. Başka bir şeyin peşindesin. İnşallah ferasetle bakacağız, basiretle bakacağız, hikmetle bakacağız. Rabbimizin huzurunda olduğumuzu, onun mülkün maliki ve meliki olduğunu unutmayacağız. Onun mülkünde olduğumuzu, onun melikliğinde, onun bizi idare ettiğini, muamele ettiğini unutmayacağız. Buna iman edeceğiz. Unutmamak için önce iman etmek lazım. Buna iman edeceğiz inşallah. Selam olsun.